Mürekkep. Videoda oldukça çeşitli endüstrilerde kullanılan mürekkeplerin nasıl üretildiklerini görüyorsunuz. Etrafımızda gördüğümüz kağıt veya kartonlar üzerindeki herhangi bir çizim, tasarım ya da yazı bu ürünle renklendirilmiş. Aksini düşünmek imkansız zaten. Şu an Kanadalı şirket baskı mürekkebi şirketinin üretim sürecine şahit oluyoruz. Kaligrafi sanatçıları ve tasarımcılar tarafından kullanılan çeşitli renk skalası ise aslında 4 ana renkten meydana geliyor. Bu renkler sarı, kızılımsı mor bir renk olan magenta, cam göbeği ve tabii ki siyah. Aynı zamanda renkleri oluşturmak için kullanılan diğer renklerin parlaklığından sorumlu olan siyahın en önemli renk olduğunu da belirtmeliyiz. Yapım aşamasında toplam 2 bileşen kullanılır. İlki renk tozunu andıran benzer bir renkteki pigmenttir. İkincisi ise kalın ve yapışkan bir cila. İlk adımda pigment ve vernik endüstriyel bir mikserle karıştırıldıkları özel büyük bir tankın içine yerleştirilir. Tank ayrıca bir ısıtma sistemine de sahip. Çünkü eğer karışım sıcak olursa daha sıvı yapıda olacak ve daha iyi karışacaktır. Bir sonraki aşama ise parlatma. İşçiler metal plakaları bir bilgisayar programı tarafından yönetilen kesiciye yerleştirir ve lazer yardımıyla metal plakalar arzu edilen şekillerde kesilir. Gerçek şu ki daha önceden renk partikülleri halinde bulunan pigmentler karışım içinde topaklar oluştururlar ve ancak bu topaklanmalar yok edildiğinde karışım tek bir renk halini alır. Sayısız parlak renk. Bu işlemler için toplamda iki tip ekipman kullanılır. İlk teçhizatta bu topaklanmaları yok etmesi için küçük metal toplar yer alır. Bu işlemden sonra bile boyanın yüzeyi tam olarak istenilen hali almamıştır. En sonunda parlak ve pürüzsüz yapıya sahip bir boya elde edebilmek içinse silindirlerle donatılmış ikinci ekipman kullanılır. Yüksek kalitede boyalar üreten fabrikalarda genelde en son adım kalite kontrol işlemidir. Bütün bu emeği kalitesiz boyalar üretmek için harcamak hayal kırıklığı olurdu. Dövme. Metal parçaların üretim süreçleri, boyut, şekil, işlev ve fonksiyonların farklı olması nedeniyle inanılmaz çeşitlilik içerir. Dünya üzerinde her gün fabrikalarda çok çeşit ve çok miktarda metal işlenmektedir. Örneğin demir, bakır, titanyum ve alüminyum gibi. Bildiğiniz gibi metaller oldukça sert elementler olduğundan işlenmeden önce mutlaka dövülebilir sıcaklığa ulaşmış olması gerek. Her metal fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak kendi erime sıcaklıklarına sahiptir. Demirle çalışmak, demiri işlemek için 800 ila 1250 santigrat derece sıcaklığa kadar ısıtmak gerekir. Bakırın işlemesi 650 ila 1000 derece arasında gerçekleşir. Ayrıca titanyum dövme sıcaklığı 900 ila 1600 derece arasında değişiklik gösterirken, alüminyum ve alaşımları sadece 400 ila 480 derecelik sıcaklığa gereksinim duyar. Dövme işlemi birkaç farklı biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Mesela bu işlemler sadece bir çekiçle yapılabildiği gibi aynı zamanda pnömatik buhar ve hidrolik sistem yardımıyla da halledilebilir. Diğer bir metotsa presleme yani basınç uygulamadır. Tabii bir de manuel dövme yöntemi var ama onun endüstriyel süreçler için pek uygun olduğunu söyleyemeyiz. Metal dövme ve parça yapma süreci genel olarak 4 ana basamaktan oluşur. Birinci adımda metal istenen sıcaklığa gelene kadar ısıtılır. İkincisinde metal bir çekiçle preslendikten sonra homojen bir nesne elde edebilmek için metal sıkıştırılır ve böylece içinde boşluklar kalmaz. Üçüncü adımda ise doğru şekli alabilmesi adına detaylar verilir. Metal ne kadar yumuşak olursa o kadar şekil vermesi kolay olacaktır. Bu işleme sürecinde metalin alması planlanan şekle göre metal kalıplara dökülür, kesilir, germe işlemine maruz bırakılır ya da bükülür. Dördüncü adım son adımdır ve işlemler sonucunda ortaya çıkan nesnenin yüzeyinin pürüzlerinin giderilmesi gibi işlemleri içerir ve sonra hazır. Lego. Büyük küçük herkesin sevdiği ve bildiği plastik Lego kiremitleri ilk olarak 1949 yılında üretildi. 50 yıldan fazla bir süre boyunca bütün parçalar birbirine uyacak şekilde üretilmekte. Yani 50 yıllık bir Lego parçasını alıp yepyeni bir Lego ile birleştirmek isterseniz sorunsuz bir şekilde yerine oturduğunu görürsünüz. Bu durum ürünlerin dikkatli bir şekilde takip edildiği ve kontrolünün sağlandığı bir üretim sürecinin sonucudur. Dünyadaki tüm üreticiler fabrikalarda aynı teknolojiyi kullanıyorlar. Şaşırtıcı değil mi? Parçaları oluşturmak için kullanılan plastik granül malzemeler, kamyonlar tarafından diğer fabrikalardan getiriliyor ve özel bir depoda tutuluyor.
İlginç bir şekilde bu granüller aslında kendilerinden renksiz, beyaz veya siyah renktedir. Rengarenk Legoların hikayesinin bu şekilde başlamasına insan şaşıyor. Granüller depodan alınarak üretimin kalbine, yani kalıplandırma kısmına gönderilir. İşte her hafta 7/24 Lego figürleri üreten o makineler. Ayrıca fabrikanın Lego parçaları için 50'den fazla renk seçeneğine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Biz de yeni öğrendik zaten. Ham maddeler 230 ila 310 santigrat dereceye kadar ısıtılır ve diş macunu kıvamına benzer homojen bir karışım haline gelir. Daha sonra bu macunumsu madde büyük basınçla birlikte ünlü oyuncakların oluşturduğu damgalama makinesine düşer. Üretim sonrası arta kalanlarsa hemen geri dönüştürülür ve üretimde yeniden kullanılır. Vay canına! Üretilen parçaların şekli daha önceden hazırlanmış şablonlar tarafından belirlenir ve üreticilerin hassasiyeti sayesinde bütün parçalar gerçekten de aynı boyuttadır. Her bir çalışan kalıplara gereken hassasiyeti gösterir. Bitirilen Lego parçalarıyla dolu koliler taşıyıcıların üzerine yerleştirilir ve daha sonra da depolara sevk edilir. Üretim sırasında ne kadar ayrıntılarla uğraşıldığını ve kaç koli Lego parçası üretildiğini duysanız dudaklarınız uçuklardı. Fakat sistem otomatik işlediği için çok yorucu bir süreç olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bilgisayar belli bir sete ait parça lazım olduğunda o kutuyu buluyor ve parçayı alıyor. Bu kadar basit. Böylece her bir sette doğru parçalar yer alıyor ve paketleme sürecinde hiçbir sorun ortaya çıkmıyor. ATM'ler. Bütün ATM'ler tam olarak benzer tasarımlara sahiptir ve aynı tekniklere göre üretilmektedir. Peki ATM'lerin nasıl işlediğini merak ediyor musunuz? Anlatalım. Cihaz iki bölümden oluşmaktadır. Alt kısım paranın bulunduğu çelik kasa ve üst kısımsa kullanıcının olduğu tarafta banka işlemlerini gerçekleştirmek için gereken her şeyle donatılmıştır. Kart okuyucu, düğmelerin olduğu panel ve ekran gibi. ATM'leri monte etmek için kullanılan elektriksiz parçaların çoğu da çelik levhalardan yapılmıştır. İşçiler metal levhaları bir bilgisayar programı tarafından kontrol edilen kesiciye yerleştirirler. Metal levhalar kesici sayesinde istenilen şekilde kesilirler. Sonrasında bu metal parçalar daha sonra kendilerini bozulmalardan koruyacak olan bir sıvıya batırılırlar. Uzun süreli kullanım böylesine maliyetli bir teknoloji için önemli tabii. Daha sonra bütün parçalar özel bir fırında kurutulduktan sonra boyama işlemine tabi tutulurlar. ATM'nin üst kısmı için gerekli olan tüm parçalar toplandığında işçiler üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya başlarlar. Bütün modül ve elektrikli parçaları elleriyle monte etmeye başlarlar ve herhangi bir problem çıkarsa düzeltirler. Bir sonraki adım ne olabilir? Üst kısmın prefabrik kasayla birleştirilmesi tabii ki. Ayrıca kasanın duvarlarının yaklaşık 5 cm kalınlığında olduğunu da belirtmek isteriz. Oldukça güvenli olduğu ortada. Bunun dışında dış kısımda yer alan düğme paneli, ekran, kamera, mikrofon ve diğer bütün şeyler de manuel olarak monte edilir. El emeğinin önemi büyük. Bütün parçalar hazır olduğunda ise bu parçaların birbiriyle bağlantısı kurulur ki ATM tıkır tıkır çalışmaya başlasın. Audi Q5. Audi gibi büyük ve tanınmış firmaların otomobilleri, manuel çalışmanın otomatik çalışmayla birleştirildiği fabrikalarda üretiliyor. Bu videoda Audi Q5 arabalarının nasıl üretildiğini görüyoruz. Peki bu arabaların üretimi nasıl gerçekleşiyor merak ettiniz mi? Arabaların şasisi alüminyumdan üretilir ve arabaların her bir parçasını monte etmek için yaklaşık 81 ton ağırlığında bir pres makinesi kullanılır. Bu iş için özel olarak eğitilmiş olan işçiler, üretilen her bir parçada kusurların olup olmadığını kontrol eder. Özellikle bu tesis içerisinde 670 adet robotik ekipmanla yılda yaklaşık 150 bin kadar otomobil üretiliyor. Akıl almaz bir sayı. Bu inanılmaz kabiliyetli ekipmanlar sayesinde her bir parça doğru şekilde birleştirilir ve araçlar yavaş yavaş olması gereken şeklini almaya başlarlar. Her bir robotik kolun kendine özgü fonksiyonları vardır. Mesela bazıları ayrıntılarla ilgilenirken, bazıları ise monte etme görevini üstlenir. Birlikten kuvvet doğarmış. Sonrasında arabanın bitmiş gövdesi aşınma önleyici bir sıvı ile yıkanır ve kurutulduktan sonra da tahmin edebileceğiniz gibi boyama işlemlerinden geçer. El birliğiyle ve sabırla adım adım çalışan işçi ve makineler sayesinde en sonunda her bir arabanın montajı başarıyla bitirilmiş oluyor. Neredeyse bitmiş olan büyüleyici Audi arabalarsa son olarak kalite kontrolden geçerek sahiplerine kavuşmak üzere yolculuklarının sonuna geliyorlar. Nasıl ama? Hiçbir şey göründüğü kadar basit değilmiş, değil mi?